tuzluklar bize bir ikram gibi geldi. Çünkü bedava, yani hiçbir maliyet alınmadan dağıtılıyor esnafımıza. Bundan da çok teşekkür ediyoruz büyüklerimize, düşünenlere. Önce tasarlayanlara, çok güzel bir şey tasarlandı. Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, maket tuzlukların ücretsiz dağıtılmasının çok yerinde bir karar olduğunu belirtti. Bakıyoruz, tuzluklar bedava geldi bize, vatandaşa. Yani bütün esnafımıza bu zor günlerde. Edirne Valiliği tarafından toplu yemek yenen işletmelerde tuz tüketiminin azaltılması için hazırlanan kararnamenin sonrasında valilik tarafından ilk olarak masalardaki tuzluklar kaldırıldı. Şimdi de tuz tüketiminde vatandaşları vazgeçirmek için maket tuzluk yaptırıldı. Maket tuzlukta önerilen tuz tüketiminin günlük 5 gram olduğu ve Türkiye'de günlük tüketilen tuzun 18 gram olduğu yazıyor. Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Emin İna, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada tuz tüketimine dikkat çekmek için yaptırılan maket tuzlukların Edesop tarafından ücretsiz olarak esnaflara dağıtılacağını belirtmişti. Son günlerde Sayın Valimizin yine halk sağlığını yakından ilgilenilen bir girişimi oldu. Ben de Esnaf Birlik Başkanı olarak bu girişime halk sağlığını birinci derecede ilgilendirdiği için tam destek vermekteyiz. Ve buna benim gibi tüm kuruluşlar da destek vermekte. Burada son 1-2 gün içinde gelişen olaylarda bunun parayla satılacağı söylenmişti. Doğrudur, fakat basında çıkan yanlış bir, bana göre, telaffuz. Odanın bunu baştan parayla satacağı, sonra da U dönüşü yaptığı yönündedir. Bu yanlış bir anlayış, herhalde yanlış anlaşıldı. Gelişme şöyledir. Biz yasa gereği her yıl yıllık net karımızın %10'unu bu tür işlere para verebiliyoruz, yatırım yapabiliyoruz, ama bunun dışında yapamıyoruz. Ben de 2014 yılı bu tür ödemenin bittiği için ödeme yapılamayacağını, bunun ancak esnaflardan alınarak temin edilebileceğini söylemiştim. Ve ardından da Vali Bey ile tekrar yaptığım görüşmede Vali Bey parasal kısmını yarı yarı indirdi. Kendisine ben tekrar teşekkür ediyorum. Zaten anlayışlı bir sayın valimiz var. Bu konuda anlayış gösterdi ve hem sayısal müesseslere her masaya değil de birkaç yerde görünebilir, birkaç yerde teşhir edilmesini ve bir yandan da paranın yarı olarak alınmasını söyleyince, bir de faturanın 2015 yılına bırakılmasını da anlaşınca biz bu ücretinin esnaftan değil de odadan karşılanmasına karar verdik. Ve yönetim kurulumuzda da görüştüğümüzde değerli arkadaşlarım da anlayışlı diye 2015 yılında fatura kesilme kaydıyla biz oda tarafından bunun masasını karşılayacağız ve bunlar bir daha ücret karşılığında esnafımıza dağıtılacaktır. Maket tuzlukların esnaflara ücretsiz olarak dağıtılmasının çok yerinde bir uygulama olduğunu belirten Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar yaptığı açıklamada, Sayın Valimiz önce şekere el attı, bu konuda başarılı olduk. Daha sonra tuz tüketiminin azaltılması için bir çalışma başlattı. Dün de bu maket tuzluklar geldi. Bu da çok güzel bir uygulama. Tuzluklar bedava geldi. Hiçbir maliyet alınmadan hediye olarak geldi. Düşünene, dağıtana teşekkür ederiz dedi. Şimdi şekeri bir başlattığında bir tereddüt geçirdik. Acaba dedik olacak mı bu iş, ama ben tek şekerli içmeye başladım. Demek ki isterince oluyor. Şeker işini artık oturtturduk. Ardından tuz çıktı. Malum 3 tane beyaz var hayatımızda fazla kullanmamamız gereken. Tuz, şeker ve un. Şimdi sıra tuza geldi. Sayın Valimiz dedi ki tuzu da azaltalım arkadaşlar dedi. Bu Edirne'den başlasın bu azaltma dedi. Biz ilkini becerelim dedi. Çok da güzel bir proje üretmişler. Elimize geldi. Dün itibariyle dağıtılmaya başlandı. Tuzluklar caydırıcı. Yani üzerinde günde ne kadar tüketilmesi gerektiği ve bizlerin ne kadar tükettiğini gösteren bir ölçek var. Bu ölçeğe baktığınızda zaten tuz kullanmamanız gerektiğini anlıyorsunuz yani. Burada her şey gözünüzün önünde, ne kadar işin kullanılması gerektiği. Bu da çok güzel bir şey. Ve hemen ardından da bakıyoruz, tuzluklar bedava geldi bize, vatandaşa. Yani bütün esnafımıza bu zor günlerde, ekonominin, Edirne'deki ekonominin taşkınlardan sonra biraz daha azaldığı bu zor günlerde tuzluklar bize bir ikram gibi geldi. Çünkü bedava, yani hiçbir maliyet alınmadan dağıtılıyor esnafımıza. Bundan da çok teşekkür ediyoruz büyüklerimize, düşünenlere. Önce tasarlayanlara, çok güzel bir şey tasarlandı. Sonra da bunları bize bedava dağıtanlara teşekkür ediyoruz. Sayın Oda Başkanımız da böyle bir açıklama yaptı. Şimdi bedava geldi bize. Yani ikram olarak geldi. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Peki efendim, ücretli olsaydı nasıl olurdu esnaf?
Ya ama şimdi bu bir zorunluluksa, ücretli de olsa alacaktık. Ama alınca ne olacak? Ekonomimizde değişiklikler olacak. Mesela bende 20 tane masa varsa 100 lira, bu kötü günde 100 lira para ödemem gerekecekti ona. Nakit para ödemem gerekecekti. Şimdi zamanı değil. Yani işlerin en kötü olduğu dönem. O yüzden alacaktık tabii ki. Bu bir yönetmelik çıktı. Alın dendi, alacaktık. Ama böyle olması, büyüklerimizin bunu düşünerekten, esnafın zor durumunu düşünerekten bedava dağıtılması da ayrıca bir güzellik oldu.